Dokuzuncu testimizde ilk soru. L ortamında üretilen bir su atması K ortamında şekildeki gibi ilerliyor. Buna göre yargılarından hangi doğrudur? Bir, atmanın L ortamından K ortamına geçerken gelme açısı 30 derecedir. Bakın arkadaşlar gelme açısı ya hız vektörünün normal yaptığı açıya bakıyoruz ya da dalganın yüzeyle ortamlara ayıran yüzeyle yaptığı açıya bakıyoruz. Şimdi L ortamından gelmiş. O halde arkadaşlar buraya bir normal çizdiğimizde bakın buradaki açımız 60 derece. Hız vektörünün normal yaptığı açı gelme açısıdır. Veya dalganın yüzeyle yaptığı şu açı da gelme açısıdır. Zaten bunlar aynı olması gerekiyor. Hız vektörünün normal yaptığı açı ile dalgaların ortamlara ayıran yüzeyle yaptığı açının da aynı değerde olması gerekiyor. İki türlü de bulunabiliyor. Bakın buradan da anlıyoruz ki gelme açısı 60. Burada 30 demiş. Yanlış. İki atmanın L ortamından K ortamına geçerken gelme açısı 60 derecedir demiş. Evet L ortamından K ortamına gelme açısı 60. Biz biraz önce zaten bunu bulduk. L ortamı K ortamından daha derindir. Arkadaşlar normalde L ortamından K ortamına doğrusal dalgayı göndermedik mi? Gönderdik. E peki doğrusal dalga normalde dümdüz yoluna devam etmek etmesi gerekirken diğer ortama geçince ne yapmış? Geride kalmış. Yani ne yapmış? Yavaşlamış e, yavaşlamışsa diyelim buraya 2V buraya V dersek hızlar derinliklerle doğru orantılıdır. Demek ki burası daha derin burası daha sığmış ki derinden sıra gelince yavaşlamış. O zaman L ortamı K ortamına göre daha derindir demiş doğru söylemiş. O halde cevap E seçeneği olmalı. İkinci sorumuz derinliği her yerde aynı olan kap iki bölmeye ayrılmıştır. Kabın K kenarında bulunan kaynak sabit frekansa doğrusal dalgalar üretmektedir. Buna göre işlemlerin hangileri tek başına yapıldığında ikinci bölmedeki dalgaların yayılma hızı artar. Dalgaların yayılma hızı derinliğe bağlıdır arkadaşlar. Derinlik artınca artacak. Buna göre bir kaba bir miktar su eklemek. Evet kaba bir miktar su eklediğimizde hem birinci bölme hem ikinci bölme artacağı için derinlik arttığı için hız artar. İki kaptan sıvı taşmayacak şekilde birinci bölmenin tabanını tamamen kaplayan engel koymak. Arkadaşlar birinci Kabın tabanına tamamen şöyle bir engel koyarsak ne olur? Buradaki sıvı yükselir ve yan taraftaki sıvının da ikinci bölmeyinde üzerindeki sıvının yüksekliği yani derinliği arttığı için hız artar. 3. Kaynağın frekansını artırmak. Arkadaşlar derinliğe bağlı olduğu için hız o halde derinlik değişmediğinden dolayı hızı değişmeyecek. E frekans artınca dalga boyu azalacak. Frekans azalınca dalga boyu artmış olacak. Yani bu e, frekansın artması veya azalması hızı etkileyen bir faktör değil. Dalganın yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlı. Ortam değişmediği için burada değişmez. O halde cevabımız 1 ve 2. D seçeneği doğru olur deriz. Üçüncü sorumuz derinliği her yerde sabit ve aynı olan 3 ayrı dalga leğenine sırasıyla H, 2H, 3H yüksekliğinde özdeş su damlaları bırakılarak periyodik dalgalar oluşturuluyor. Buna göre dalgaların niceliklerinden hangileri farklıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere derinliği her yerde sabit olan demiş. Aynı olan üç ayrı dalga leğenine. Şimdi derinlik sabitse ve hız derinliğe bağlı olduğu için V eşittir lambda çarpı F ifadesinden hızımızın aynı olduğunu vermiş. Peki ne yapıyoruz? Dalgalar oluşturuyoruz ama ne kadar yükseklikten bırakıyoruz damlaları üç ayrı dalga leğenine? Su damlacıklarını H, 2H, 3H. Peki bunlar Aynı sürede mi düşüyorlar? Hayır. En uzun sürede arkadaşlar 3H yüksekliğinden bırakılan yani atalım buna T dediğimiz veya T1 diyelim. Buna T2 diyelim. Buna T3 diyelim. O zaman e, süreler arasındaki ilişki 3, 2, 1 şeklinde sıralanmış olacak. 3, 2, 1 şeklinde sıraladığımızda demek ki periyotlar arasındaki ilişki de bu olacak. Çünkü sonuçta dalgayı oluşturan kim? Damlalar. Düşen damlalar. Onun için de arkadaşlar ardarda arda gelen bu dalgalar arasında geçen süre periyodu vereceği için T3, T2, T1 şeklinde periyotlar arasında bir ilişki kurarız. Peki periyotlarla frekanslar ters orantılı mı? Evet. O zaman frekanslar da F1 büyük, F2 büyük, F3 şeklinde sıralanmış olacak. Frekanslar arasındaki ilişki de arkadaşlar bu olur diyeceğiz. Şimdi buna göre başlayalım. Hangileri farklıdır demiş. Yayılma hızların büyükleri. Yayılma hızları aynı arkadaşlar. Çünkü ortam aynı. Periyotları, periyotları farklı üçünün de. Evet, dalga boyları. Şimdi hızlara e, hızları eşitken frekansları farklıysa dalga boyları da farklı olmaz mı? Olur. Demek ki dalga boyları da farklıdır. 2 ve 3 farklı olduğu için cevap D seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz bir dalga L'ni 3 bölgeye bölünerek tabanına çeşitli yükseklerde katı bir madde konulup üzerlerinde şekildeki gibi su derinliği su dalgasının hızını etkileyecek kadar sığ bir ortam oluşturuluyor. Hocam Alo. Aleykümselam. Nedim hocam nasılsın? Eyvallah ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Bu yaştan sonra diyorsun çekiliyor mu? <laughs> İyiyiz valla. Aynen devam ediyoruz işte. Allah razı olsun. Ne yaptın ne ettin? Başka bir yaramazlık yok inşallah. Ha, diğer günler dolusun. Hmm, i̇yi. Ha, ben Ankara'dayım. Normal işte Polatlı'daydık. Sonra Ankara merkeze geldik. Buralarda takılıyoruz işte. Sağa sola gidiyoruz. Allah razı olsun. Çelik çocuk ne yapıyor? Hmm. ha. <gülüyor> <gülüyor> En büyük en büyük kaçta? o onda. İyiymiş. Benimkisi e, onun sınıfta mı şu an? Aynı yaşta. Evet, evet. Hamza ile aynı o zaman. Tamam, tamam. O da Hamza da onda. Onda. Hmm, iyi. Dersleri nasıl? Öyle mi? İyi. Çünkü en önemli salon 11'de başlıyor biliyorsun. Öyle. Hı Hı hı. Hı İnşallah inşallah. Hı Görüştün var mı eskilerde? Yok mu? Kimi? Kimin? Ha Serdar hocam ben de telefonu yok. Yoksa ben arayacağım ama onun bir bir türlü telefonu bende yok. Ya yani ben en son Sinop'tan sonra e, hiç görüşmedim onunla. Sen en son neredeydiniz? Yozgat'ta mıydı? Hmm. Ben onu... Ha Boğaz yani evet evet tam. Şimdi hatırladım. Evet Boğaz yani onun için. Hmm. He, o. o ne yapmış? Ada bazanı değil mi? Hu. Ha. Öyle mi? Hmm. Tamam. Ben onun yanına gitmiştim ada Evet evet ama ne zamandı işte ilk, ilk başlangıçta biraz e, gitmiş gelmişti ya o zaman gitmiştim. Heh. Anladım. Hmm. Tamam. Öyle mi? Hmm. Premier Hoca'yla. O onun işte e, sırtında mı bo, bo, bo şeyin üstünde. Yani en sesi tarzı bir yerden bir ameliyat olmuştu da. O da şeydi riskli bir ameliyattı işte. Ben o ben ondan sonra gitmiştim öyle. En sonda ne zaman görüştük? Geçen sene falan görüştüm yani. Geçen sene görüştüm. Ne var ne yok ne yapıyorsun? O iyileşti. O o kısmı kalmadı yani. Öyle rahatsızlıkla alakalı bir şey kalmadı. İyi oldu, iyi oldu yani. Yok, herhangi bir şey yok yani bir sıkıntısı yok. Aha, onu e, evet internetten takip ediyorum o işte bir şeyler atınca onu görüyorum. O normal geziyor bol bol. <laughs> Vallahi iyi geziyor yani hiç durmadan geziyor. Ka Ka Kadir vardı mat ha ee, yok. Yok yok. Kadir vardı bir tane matematikçi hatırlıyor musun? O da orada. Kadir Öztürk'tü galiba. Ha? Evet evet değişik bir oda farklı bir fıtrattaydı. <laughs> e, onu da takip ediyorum şeyde interneti. O da böyle e, o genelde eğitimle alakalı kısımları da çok paylaşıyor. Dördüncü sorumuz bir dalga leğeni 3 bölgeye bölünerek tabanına çeşitli yüksekliklerde katı bir madde konulup üzerlerinde şekildeki bir su derinliği su dalgasının hızını etkileyecek kadar sığ bir ortam oluşturuluyor. Kestiği şekildeki gibi olan bu dalga leğenindeki ok yönünde hareket eden bir dalga sırasıyla KLM bölgelerinden geçiyor. Bu leğende ilerleyen su dalgalarının... KLM bölgelerindeki dalga boyları sırasıyla lambda K, lambda L, lambda M'dir. Bu dalgaların arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisine doğru sırayla verilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalgaların yayılma hızları V eşittir. Lambda çarpı F yardımıyla bulunur. Bakın genelde bu formu çok kullanıyoruz. Ve yayılma hızı ortama bağlı, frekansa kaynağa bağlıydı. O zaman kaynak dalgayı oluşturduktan sonra frekansı değişmez. Frekans sabit yani. O zaman sabitse arkadaşlar, e, buradaki derinlik artınca hız artacak. Hız artınca da dalga boyu artmış olacak arkadaşlar. O zaman derin olan yerde dalga boyu fazla. Yani en derin yer L olduğu için L en büyük, sonra arkadaşlar K, sonra M şeklinde sıralanacak ve LKM şeklinde cevabımız LKM C seçeneği doğru çıkacak. Yine 5. sorumuzda 2014 LYS e sorusu arkadaşlar. Farklı derinlikteki 3 bölgeden oluşan bir dalga leğeni su ile doludur. Dalga K ucunda oluşturulan F frekanslı bir düzlemsel yani doğrusal dalganın ilerleme deseninin tepeden görünümü şekildeki gibidir. Bunlar çizgiler tepeleri kesikli çizgiler olsa da onlar çukurları gösterecekti. Dalga leğeninin K, L, L, M, M, N bölgelerinin derinlikleri sırasıyla H1, H2, H3 ve düzlemsel dalganın bu bölgelerdeki frekansları F1, F2, F3 Olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere burada frekansımız sabit. F frekansı dalgalar oluşturuyoruz. E, v eşittir lambda çarpı F mi? Evet frekans sabitken e, hız derinlikle de orantılı olduğu için derinliğin arttığı yerde hız artacak. Hız artınca dalga boyu artacak. O zaman birinci aralığa baktığımızda arkadaşlar dalga boyları en küçük. O zaman demek ki derinliğin en küçük olduğu yer birinci bölge. Yani KL arası en sığ. LM arası en derin yer olmuş oluyor. O zaman sırayla H2 derinlik olarak en büyük. Sonra arkadaşlar H3 en küçük de H1 şeklinde sıralanacak. Benzer durum derinliklerle dalga boyları da burada doğru orantılı olmuş oldu. Çünkü hızla doğru orantılıydı dalga boyu. O zaman arkadaşlar ikinci olarak da freka frekansları Sabit olduğu için burada frekansları sormuş. Frekanslar değişmiyor kaynağa bağlı. Dalgayı oluştuktan sonra frekansımız değişmez. Ondan dolayı da üçünün frekansı da eşit. Bir kere frekanslar eşit arkadaşlar. İkinci olarak da 2 büyük 3 büyük 1 şeklinde 2 3 1 şeklinde cevap burada C seçeneği doğru çıkar diyeceğiz. Altıncı sorumuz düşey kestiği şekildeki gibi olan dalga leğeninde K kaynağı tarafından doğrusal dalgalar üretilmektedir. Üretilen doğrusal dalgaların L noktasına gelinceye kadar ki ilerleme süresinde dalgaların dalga boyu lambda, frekansı f ve yayılma hızı v nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar v eşittir lambda çarpı f mi? Evet. Peki biz nasıl dalgalar üretiyoruz arkadaşlar? Doğrusal dalgalar üretiyoruz ve üretilen doğrusal dalgaların diyor şimdi kaynak dalgayı üretirken üretme süresince geçerli olan periyot ve frekans kavramlarımız var. Kaynağa bağlı bir büyüklük olduğu için kaynak dalgayı oluşturduktan sonra frekansı ilerlerken değişmez. Değişmez. Frekans sabit yani o zaman ilerlerken. Peki frekansımız sabitken ne yapıyor arkadaşlar buradan? kaynaktan çıkan dalga ileri doğru giderken sığ ortamda ilerliyor. E, sığ ortamda ilerlerken derinlik azalınca hız azalacak, hız azalınca dalga boyu azalacak. Yani demek ki arkadaşlar frekansımız, frekansımız burada değişmeyecek. Frekansımız değişmez. o değişmez işaretleyelim. Dalga boyuyla hız azalır. Aynı şekilde değişecek yani azalır azalır şeklinde işaretlediğimizde hepsinin E seçeneğinde olduğunu görüyor. Cevap E seçeneği doğru diyoruz. Yedinci sorumuz. Derin bölgeden gönderilen şekildeki doğrusal atmanın sığ ve derin bölgelerden geçerken görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Bir kere doğrusal dalga gönderdik. Doğrusal dalga ortamlara ayıran yüzey paralel olduğu için aynı anda her tarafı girdiğinden dolayı paylar bir şekilde yoluna devam edecek. Sonra bakın bu kavisten dolayı gördüğünüz gibi ilk önce dalgamızın uç noktaları burada diğer ortama yani derin ortama geçmeye başlayacak. Derin ortama geçen hızlanınca arkadaşlar önden gideceği için derin ortama geçen o zaman şu şekilde bir kavislenme yani en son orta kısmı diğer derin ortama burada girdiği için Hayli en geride burası kalacak yani en geride bu diğer kısımlar uçlar e, önden gitmiş olacak. Yani şekil itibariyle buna benzer bir şekil arıyoruz arkadaşlar. O da gördüğünüz gibi B seçeneğinde var. Cevap burada B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. 8 ve sonuncu sorumuz. Derinliği sabit bir dalga leğeninde T0 andan itibaren oluşturulan dalgaların yayılma hızları 6 cm bölü saniye ve dalga boyu 36 cm olmaktadır. Buna göre kaynaktan T0 ile 9 saniye arasında hangileri üretilmiş olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F miydi? O zaman burada bakın dalgaların yayılma hızını 6 olarak vermiş. Dalga boyunun 36 santimetre olduğunu vermiş. O zaman frekansımız buradan 1 bölü 6. Yani periyodumuz da arkadaşlar 6 saniye çıkar mı? Çıkar. Periyodumuz 6'ymış. Şimdi bize ne söylemiş? Başlangıçta Oluşturan dalgaların yayılma hızları bu olduğuna göre kaynaktan çıkan bir tepe iki çukur demiş. Hangileri üretilmiş olabilir? Şimdi bir tepe ile iki çukur üretilebilmesi için bakın şöyle yaptığımızda tepe çukur çukur dediğimizde. Yani bir tepe iki çukurun üretilmesi için ne kadar bir zaman gerekli arkadaşlar? Bir periyot artı gördüğünüz gibi burada yarım periyotluk zaman geçmesi gerekiyor. Yani bir tam dalga, iki dalga çukur arası uzaklık, iki dalga tepesi arası uzaklıktı. E o zaman bir tepe ile bir çukur arası da periyodun yarısıydı. O zaman demek ki arkadaşlar bakın burada 9 saniye içerisinde bu kadar tepe ile çukurlar elde edilebilir mi diye bakarsak periyodumuz arkadaşlar 6 saniye olduğu için burada 6 saniye geçiyor, burada 3 saniye geçiyor. He demek ki bir tepe ile iki çukurun oluşması ihtimal dahilinde olur. İki tepe bir çukur olabilir mi? İki tepe bir çukur olabilir. Bakın zaten burada iki tepe var. Bir çukurun oluşması için de yarım periyoda daha ihtiyacımız var. O zaman şöyle yapalım. Çukurdan başlayalım. Çukur, tepe, tekrar çukur, tepe dediğimizde bakın, şurada kaynak çukuru üretiyor olsun. Tepe-tepe arası uzaklık bir e geçen zaman bir periyotluk zaman. E burası da yine periyodun yarısı olduğu için t bölü 2 olduğu için 6 artı 3'ten dolayı yine 9 saniye geçmiş oldu. Yani burada 9 saniye süreçte bunlar da e, oluşabilir. 3 tepe 2 çukur oluşabilir mi? Bakın tepe 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 yani 3 tepe 2 tane periyotluk zaman demek arkadaşlar. TT 3 tepe 2 çukur. Bakın bu arada 2 çukur oluştu. Yani 2 periyot e, o zaman 12 saniye geçmiş demek yani 12 saniyelik bir süreç yok burada 0 ile 9 saniye arasını söylemiş çünkü o zaman bunun oluşması ihtimal dışı demek ki cevap 1 ve 2 oluşabilecek durumlardır cevap D seçeneği doğrudur. <laughs>